P6 bölü x diğer tarafta da Px bölü 6 var. Burayı şimdi 1 yapmanın yolu arkadaşlar kolay. X yerine ne yazacağız? 6. 6 bölü 6'dan 1. Eksi 12. 36 çarpı 4. Y 144. Eksi P6 bölü 6'dan yine 1. 2 tane P2 eşittir 156. P2 böylece 78 oldu. D şıkkı. Derece Q kare x üzeri 4. Derecesine Q diyelim arkadaşlar. Q'nun. Qx'in. Şimdi siz bunu x üzeri 4 yaptığınız zaman 4Q olur tamam mı? Buradan dolayı. Çünkü üstün üstü çarpılır. Bir de Q kare derseniz yine üstün üstü çarpılır. Böylece 8Q olur. 8Q da 48'miş. Q buradan 6 oldu. Derece Px karede de yine 2P eşittir 6 dersek P arkadaşlar 3 olacaktır. Bu üst sorularında, derece sorularında üstün üstü çarpılır mantığınca hareket ediyoruz. Bu üstlerdeki sayılarda ona göre bakın. Şimdi derece Px 3 çarpı x. Bakın şimdi. Px'i şöyle düşünün. x küp yanında bir x çarpanı var. O zaman bu ne olur? x üzeri 4. Yani gördüğünüz gibi buranın derecesi 4 geldi. Bir virgül koyacağım. Qx çarpı x kare. Qx'in derecesi neydi? 6. Bir de yanında x kare var. Şunun gibi yani x üzeri 6 çarpı x kareden x üzeri 8. 4,8'den hangisi daha büyük? Tabii ki 8. Büyük olanın derecesini alıyorduk. Derece sorularında bir kere küçük dereceliği kale almaya gerek yok. Bunu siliyorum o yüzden. x üzeri 6'nın n bölü 3. kuvveti x üzeri 2n oldu. Yine bunu siliyorum x üzeri 3 çarpı 3 n'den 9 n artı 12. Şimdi bir tanesi x üzeri 2 n oldu. Bir tanesi x üzeri 9 n artı 12. Tabanlar aynı üstleri toplarsak 11 n artı 12. n arkadaşlar doğal sayı olduğu için 0 olabilir. Bu yüzden x üzeri 12 en az 12. dereceden olacaktır. Px eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan ne demek? x gördüğün yere burayı sıfır eşitlersen eksi 1 yaz demektir. Eksi 1 eksi 1'den p eksi 2 m eksi 1'miş. Hemen sorunun başına geri dönelim. Orayı p eksi 2 yapmak için bak eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 eksi eksi 2'den artı 2 eksi m artı 1 eşittir m eksi 1. Böylece Eksi 8 eksi artı 2 eksi 6 bu tarafa atarsak eksi 4 eşittir 2m. M demek ki arkadaşlar eksi 2'ymiş B şıkkı. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P1 eksi P0 3'müş. P2 eksi P1 nedir diye soruluyor. 2x kare artı ax artı b diye yazacağız. Çünkü köklerini bilmediğimiz bir polinomda böyle açık bir şekilde yazmak gerekiyor. P1 2 artı A artı B. P0 0 artı 0 artı B. Çıkardığımız zaman B'ler gidecektir. 2 artı A 3 olduğu için A 1 olacaktır. A 1 olduğu için 2x kare artı x artı B oldu. Px polinomu. Şimdi artık P2 ve P1 bulalım. B'nin işe yaramadığını göreceksiniz. Hatta yani bir nevi yok olmasıyla işe yarayacak x yerine 2 yazarsak 8 artı 2 artı b. 1 yazarsak 2 artı 1 artı b. Taraf tarafa çıkardığımızda b'ler gidiyor. 10 eksi 3'ten 7 oldu arkadaşlar cevabımız p2 eksi p1. D şıkkı. Polinomun kat sayılarının toplamı 21'miş. Yani p1 arkadaşlar x yerine 1 yazdığımız için 1 artı m çarpı 1 artı n eşitmiş 21'e. Bunların birer pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi buna göre çarpımları 21 olması için 3 çarpı 7 olabilir. 21 çarpı 1 olabilir. 21 çarpı 1 olmaz çünkü o zaman m veya n sıfır olmalı. Birisi 3 birisi 7 olacak. m'ye 2 dersek n'ye de 6 diyebiliriz. Ya da tam tersi fark etmez. Böylece bunların değerleri toplamı 8 oldu c şıkkı. Dediğim gibi şu da olur yani. N2, N6 fark etmiyor. Yine 8 geliyor bakın. Baş kat sayısı 3 ve sabit terimi 2 olan 3. dereceden bir Px polinomu. Px artı 2 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak sıfırladığı için P1 arkadaşlar 8'miş. Px bölü 2 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan burayı sıfır eşitlersek x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Böylece 4 bölü 2'den P2 arkadaşlar 34 oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyebiliriz? Soru da bize demiş ki baş kat sayısı 3. X küp artı A X kare artı B X sabitlerimde 2 imiş. Böylece 2 tane bakın burada denklemden A ve B'yi bulacağız. Hemen P1 3 artı A artı B artı 2 eşittir 8 bu P1. Sonra P2 8 kere 3 24 artı 4A artı 2B artı 2 eşitmiş 34'e bu da P2. Şimdi buradan A artı B'yi bulalım bir. 8, 5 çıkarırsak 3 olacak. 4A artı 2B sol tarafa atarsak 24, 2 daha 26, 8 oldu arkadaşlar. Şimdi sadeleştirirsek A artı B aynen duruyor. 2a artı b de 4 oluyor. Taraf tarafa çıkardığımda a1 geldi. a1 olduğu için b de 2 oldu. Demek ki polinom px polinomu 3x küp artı x kare artı 2x artı 2. Bizden p eksi 1 istiyor. Çünkü x artı 1 ile bölümünden kalan. Böylece eksi 3 artı 1 eksi 2 ve artı 2 oldu. Bunlar gitti eksi 2 a şıkkı. X eksenini kestiği noktalar verilen bir parabol. Parabol konusunda yine göreceksiniz ama polinomla parabol de bazen ilişkili oluyor. Çünkü parabol de bir polinomdur arkadaşlar. İkinci dereceden olduğu için ve doğal sayı olduğu için üstleri. Şimdi e, bize üstte tanımlar vermiş. Bildiğimiz şeyler aslında. İkinci dereceden bir Px polinomunun grafiğini burada vermiş. Bakalım arkadaşlar kökleri verilen bir kere x eksenini kestiği nokta ne demek? Aslında kökleri vermesi demektir tamam mı? Bu yüzden bu px polinomunun baş kat sayısını bilmiyorum a diyeceğim. Köklerden bir tanesi bak 0 bu yüzden x eksi 0. Diğeri de 3 böylece x eksi 3 dedim. Şimdi peki şu ne işime yarayacak? Buradan a'yı bulacağım işte. p eksi 1 a çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 x yerine eksi 1 yazınca y'si 4 oluyormuş. Haliyle arkadaşlar A da buradan 1'miş. Polinom demek ki x çarpı x eksi 3'müş. x eksi 1 ile bölümünden kalan x yerine 1 yaz demek. x eksi 1'i e 0 eşitleyince. O zaman x yerine 1 yazınca p2 olacak. p2 eşittir 2 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 2 oldu. b şıkkı. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu x kare artı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Bakın nasıl yazacağım lütfen dikkat edin. Baş kat sayısı 1 zaten. x kare artı 6 ile tam bölünüyor. Bu şimdi x küp olması için bir x ile çarpmam lazım. Ama bilmiyoruz arkadaşlar bunun x mi x artı k mı falan filan olduğunu. O yüzden buraya k'yı eklemem gerekiyor tamam mı? E, sonuçta bunun bir kökü daha olabilir. P4 x polinomunun 4 peki şunu da diyebilirsiniz bu arada. Hocam burada kalan yok mu? Kalan yoktur arkadaşlar. Neden? X kare artı 6'ya tam bölünüyor. Ben burada K'yı eklediğim için ekstra bir daha kalana gerek kalmayacak. Buna dikkat etmelisiniz. Ee, şöyle deseydim ki onu ben doğru kabul etmem de. Böyle dersem evet o zaman bir kalan eklemen lazım. E bir de bunu bulman gerekecek. Hiç öyle bir saçmalığa gerek yok. Bu şekilde yapmak gayet mantıklıdır. P4x polinomunun 4x-3 ile bölümünden elde edilen kalan da 45'miş burada x gördüğünüz yere 3 bölü 4 yazarsanız bakın p3 eşittir 45 geliyor. Hemen şurayı çünkü sıfıra eşitliyoruz ya o yüzden. Buradan da p3 9 6 daha 15 3 artı k eşittir 45 k demek ki sıfırmış. Yani bu polinom bak aslında sadece şundan oluşuyormuş. x kare artı 6 çarpı x'ten. Böylece p2 2'nin karesi 4 6 daha 10. 2 yazdık buraya. 20 oldu. E şıkkı geldi bu şekilde. Polinomları yazarken arkadaşlar ikinci dereceden büyük polinomlarda şu mantığa e, dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Size ikinci dereceden bir şey verdiğinde üçüncü dereceden siz kendiniz tamamlamalısınız. Buraya özellikle AX demedik kat sayısı 1 olduğu için. Eğer kat sayısı 3 olsaydı mesela 3X yazardım buraya. 4X olsa 4 yazardım 4 deseydi. Şurayı da eklemeyi unutmayın. Bazen burası çıkacaktır, bazen çıkmayacaktır. Polinomları ortak bir köke sahipmiş ve Px polinomunun kökleri birbirine eşitmiş. Px polinomunun kökleri birbirine eşit demek çift katlı demek. Yani o zaman burası arkadaşlar x kare eksi 4 x artı 4'tür. x eksi 2'nin parantez karesidir bu. Böylece a'yı hemen 2 bulmuş olduk. Bir tane kökleri de ortakmış. O zaman diğer kökü de bunun 2 olacak. Hemen yazalım yerine. Q2 sıfırdır. Çünkü bir polinomun kökü orayı sıfır yapar. 4 artı 10 artı B'den sıfır olacak. B de buradan eksi 14 oldu. Bunların çarpımları soruluyordu arkadaşlar bize. Böylece cevap şey A'ya 2 demişim yanlışlıkla. 4. 4 çarpı eksi 14'ten D eksi 6 oldu. Eksi 56 oldu. Px çarpı x kare artı 1 artı x artı 2 demiş ya. Bir Px'i düzgünce bulmak için diğer o x artı 2'yi öbür tarafa atalım arkadaşlar. x kare artı 1 burası. 3x küp artı 2x kare artı x parantezinde a eksi 1 artı b eksi 2. Sabiti attım buraya. Yine x'ler burada a x ve eksi x olduğu için x parantezin aldım. Arkadaşlar sağ taraf bakın üçüncü dereceden bir polinom. Üçüncü dereceden bir polinom elde etmek için ikinci dereceden bir polinomu ne ile çarpmamız lazım? Birinci dereceden bir polinom. Birinci dereceden polinom da önce böyle yazılır. Şimdi A ve B bu soruda belli aslında. 1. A nereden belli? Biz x'li bir terimle x kareli bir terimi çarptığımızda 3x küpü elde ediyorsak aslında A buradan 3x olması lazım. Yine... Sabit sayıya bakalım. Şey sabit sayıya bakalım diyorum pardon. 2x kareye bakalım. Şimdi bizim x kare ile b'yi çarptığımız zaman 2x kare elde etmemiz gerekmiyor mu? Başka türlü x kareyi elde etme şansımız yok. Demek ki b de 2 2'ymiş arkadaşlar. Gerçekten bakın şimdi çarpacağım. 3x küp artı 3x artı 2x kare artı 2 oldu. Böylece 3x küp 3x küp. 2x kare 2x kare. 3x burasının da 3x olması lazım demek ki a 4'müş. Yine sabitlerim 2, sabitlerimin b 2 olması için b 4 olması gerekiyor. A 4 B 4 çarpımları 16 a şıkkı oldu. Px eşittir. P x ne demek arkadaşlar fonksiyonlarda çift fonksiyon? Çift fonksiyonda ne demektir? Dereceleri çift haliyle 4. dereceden bir polinom baş kat sayısı da 1 olmak üzere x üzeri 4 ax kare artı b şeklinde bir polinom olacak. Bak tek dereceleri x küpleri ve x'leri yok ettik. Onlar olmamalı. Şimdi p1 eşittir p3 eşittir 0 denmiş. Böylece yerine yazarsak x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı a artı b eşittir 0 olmalı. Sonra 3 yazıyorum bir de. 81 artı 9a artı b eşittir 0. Şimdi a artı b eksi 1 9a artı b eksi 81 Yukarıyı eksi ile çarpayım 8a eşittir eksi 80'den a eksi 10 geldi a eksi 10 ise yerine yazdığımız zaman b de 9 olacak şimdi demek ki polinom x üzeri 4 eksi 10 x kare artı 9'muş P0'ı bulduğumuz zaman da sabiti bulmuş oluyoruz. O da 9 yapıyor A şıkkı f a x eksi b eşittir x verilmiş. f a da 2 b bölü a verilmiş. f sıfırı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Burada normal fonksiyon yorumu yapacağız aslında. Şimdi a x eksi b x'e eşit ya ben orada hemen diyeceğim. Burayı ne verirsek x gördüğümüz yere ne yazarsak a olur. x b artı a her iki tarafı da a'ya bölersek x gördüğüm yere bunu yazmalıymışım. Dümdüz fonksiyon yorumu içerse a oldu böylece x gördüğüm yere de b artı a bölü a yazdım. Bu arada bu neye eşitmiş? f a, 2b bölü a. Sıfırdan farklı olduğu için tabii ki sadeleştirebileceğim. b artı a 2b oldu. a arkadaşlar gördüğünüz gibi b'ye eşit oldu. Şimdi f tekrar yazalım. f a x eksi a eşittir x. Sonra ee, ne söyleyecektik? Sıfırı bulmaya çalışacağız. Sıfırı yapmak için de x'e kaç vermemiz gerekiyor bakalım. Sıfır olması için ax eşittir a x eşittir 1. x gördüğüm yere 1 yazmalıymışım. Hakikaten bakın a x a'dan 0 oldu. F da 1 geldi. D şıkkı. Px polinom olmak üzere ilk de ilk andakiler kural zaten onu geçiyorum şimdi. Px eşittir x kare x4 rx eşittir p, p x eşitlikleri veriliyor. Buna göre hangileri Rx polinomunun köküdür? Rx'i yazıyorum. P'nin içine x kare eksi 4 yazacağım. Bileşke fonksiyon gibi bir nevi. Buna göre arkadaşlar şimdi P x kare eksi 4 yazdım bakın. P x gördüğüm yere. Şimdi de x gördüğüm yere ne yazacağım? x kare eksi 4. Bunun karesi eksi 4 oldu. Şimdi bunların kökünü bulmak için artık Rx'in kökünü bulmak için sıfıra eşitledim. Burada 2 kare farkından yararlanacağım. Lütfen dikkat edin. Eksi 4 sonuçta 2'nin karesi değil mi? Bunu o zaman ben x kare eksi 4 eksi 2 x kare eksi 4 artı 2 diye yazabilirim. Böylece birincisi x kare 6 oldu. İkincisi x kare eşittir 2 oldu. Buradan eksi kök 6 artı kök 6 eksi kök 2 ve artı kök 2 köklerimiz. Böylece cevabımız 2, 3 olmuş oldu. E şıkkı. Gerçek kat sayılı Px, Qx ve Rx polinomları veriliyor. Sabit terimi sıfırdan farklı Px polinomu için Px eşittir Qx artı 2 çarpı Rx artı 1 eşitliği sağlanıyor demiş. Px artı 2 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak P0. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani x gördüğümüz yere 2 yazarsak Q2'dir. Bunun 3 katıymış. P0 3Q2 olduğuna göre Rx polinomunun katsayılar toplamı. Bu da bizden x yerine 1 yazarsak R1'i istiyor demektir. Böylece R1'i bulmak için x yerine 0 yazıyorum. Px P0 oldu. Qx x yerine 0 yazınca Q2 geldi. Şimdi burası da R1 oldu. Q2'nin zaten P1'in 3'te biri olduğunu biliyoruz. P0'ın pardon. O zaman burası yine demin söylediğimiz gibi 3Q0, 3Q2. Bunlar sadeleşti. 3 eşittir. R1 oldu. A şıkkı.